Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyuna Gel kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet arkadaşlar, Louis de size hoş geldiniz diyor. Merhaba. Evet, uykusu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyuyacak, gözleri kapandı, kapanacak. Ay canım benim. Arkadaşlar biz şimdi İzzet abinizle birlikte Louis'i veterinere götüreceğiz. Eylül, Sıla ve Mira şu anda okulda oldukları için arkadaşlar onlar bizimle olamayacaklar. Biz de daha fazla bekletmek istemiyoruz Louis'i çünkü biraz kaşınmaya başladı. Daha banyosunu yaptıramadık biliyorsunuz. Çok kaşıyor şuralarını, özellikle şu kulak arkalarını falan çok yoğun bir şekilde kaşınmaya başladı ve ben dayanamıyorum. Yani onun böyle çok rahatsız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu biraz rahatlatmak istiyoruz. Hani daha fazla bekletmeyelim. Bir an önce götürelim biz. Baktıralım bir. Evet. Muayenesi olacak. Evet, ilk muayenesi olacak. Bir baktıralım. Genel şöyle bir kulaklarına da baktırırız. Her yerine baktırırız. Bakalım doktorumuz. Evet, ne diyecek bize? Değil mi? Şu anda uyu. Evet, hazırlayalım bizim. Arkadaşlar veterinerde görüşürüz. Orada zaten yine kaydımızı açacağız. Bakalım Louis'in tepkilerini göreceğiz. Korkacak mı? Bizi arayacak mı? Bize ne kadar alışmış? Değil mi Louis? Aşkım benim ya. Biraz üzüm beni. Ben seni yerim. Yerim ben seni. Benim kuzum ya. Çok uykusu var. Evet arkadaşlar, veterinerde görüşmek üzere. Hadi uykusu. Hadi uykusu. Tamam gel. Ama bu tırnakların bana takılıyor biliyor musun? Tırnak makası da alalım mı kızıma? Tamam. Tamam gel. Tamam. Tamam Louis. Tamam. Louis. Beni ısıracak. Louis. Uykusu da çok var. Esneyip esneyip duruyor. Aaa Louis. Louis. Dişleri kocaman oldu maşallah kızımın. Au. Au Louis. Isırıyor mu? Hiç de ısırmıyor annesini. Beni hiç ısırmıyor kızım. Tamam, tamam gel. Gel, gel. Gel, senin oldu ama araba bak ne güzel. Bir. Var gibi ya. Çatalım. Kızım. Bizim için şu önemli. Yemesi, içmesi, iştahı nasıl? Yemeni yiyor. Yemesi, içmesi iyi. Yani biz mamasını kafesine koyuyoruz sürekli orada. Acaba doğru mu yapıyoruz? Bunu sürekli da... durması çok iyi değil. Tarihimizin 24. Önceye bir dinleyelim. Evet. Nasıl genel durumu? Louis! Biraz, kızım! Ay inşallah iyisindir Louis'cim. İyi görünüyor ama. kızım! Hareketli değil mi? Hadi içelim. Maşallah. Dişlerimiz biraz kaşınıyor tabii. Evet, doğru olarak. Evet. Verdiğiniz yani... zaman hemen dişleri. Evet. Ellerinizi çok... sürekli acıtmıyor da. Evet, gel bakalım. Şöyle siz de sizin kucağınızda daha güvende tamam. Hisseder. Louis. Kızım. Arkadaşlar muayenedeyiz. Louis'in muayenesi başladı. Evet kulakları... Ayağa kalktı. Louis ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Aşkım. Çalışılmışın dışında bir durum var ya. Evet tabii. Evet. Dikildi. Ha gözlük şeyi. Dur kızım. Çok sulanmayla karşılaşmadık hocam evet. Biz. Bağışıklık zamanla aşılar yapıldıktan sonra oturduğu için göz akıntıları yavrularda en çok gerilen durumlar. O göz akıntıları zamanla toparlar. Gerekli şeyleri ben size daha sonra yine anlatacağım. Nasıl yapalım şöyle mi? Ters bir çevir. Şey almaya gelmiyor. Çok da ben de bir anlamadım. Sizin kucağınızda dursun. Ha, öyle mi? Tamam. Siz öyle alın. Tamam. Şu ayakları şu çok hareketli çünkü. Tamam. Bak Louis. Bak bana. Aferin benim kızıma. Kalbi öyle bir atıyor ki şu anda. Aferin güzelim. Aferin. Bak tamam. Bana bakayım bir şey yok. Louis. Tamam. Louis bak bana. Sıkılıyor. Benim evet. Kızım uykusu da var ya biraz. Evet biz uykudan da biraz uyandırmış olduk. aşkım. Heh, gel bakalım. Bir ateşine de bakalım. Nasıl? Gel bakalım şöyle tutalım. Şöyle yumuşakça tutarsanız. Bak Louis bak bir şey yok. Bir şey yok kızım. Bak bana. Bir şey yok. Bitti. Tamam. Oy kuzum. Özür dilerim annem. Özür dilerim kızım. Sağlık durumu gayet iyi şu anda. Herhangi bir şey problemi de yok. Çok güzel.
ciğerler gayet iyi. Ah ne güzel. Ateşi normal. Dişler kaşınacak, zamanla onlar toparlayacak. 7 aylık falan olunca. Dişler evet. Dökülmüyor değil mi hocam bunları? Bunlar kalıcı dişleri mi yoksa dökülecek yeniden? Dökülecek yeni tabii. Süt dişleri değil mi? Hah iyi o zaman. Esas dişleri çıkacak. Tamam. Çünkü biz acaba hani çürüme sanki böyle yanlarında siyahlık falan görüyor muyuz? Fırçalayabilir miyiz? Nasıl bakım yapacağız şimdi? Zaten Pomeranların en önemli problemlerinden bir tanesi de diş taşı problemleri. Evet. Ağız problemleri. Onlarla ilgili ben size ayrıca bilgilendireceğim. Evet. Yapılması evet. Gerekenleri anlatacağım. Yaptığım ama bir daha göstermek için. Şimdi aşılar tamamlanmadığı için akıntı çok olacak. Tamam olacak. Göz enfeksiyonunu engeller. Bunu her gün böyle her üzerine gün. Yapıp. Bir kere mi günde? Aynen günde bir kere şu şekilde tutup gözleri tamam, yüzeysel tamam. Ve çevresini temizliyor. Tamam. Tamam kusup. Kulakta şu şekilde içeriye şöyle 2-3 damla damlatıp şuraya masaj yapıyoruz. Okay. Silkeleyip oradaki kiri atmasını sağlıyoruz. Tamam. Silkeden o kendi kendine yapacak kendi o zaman. O da burada yapmıyorum çünkü. Tamam. Hocam bir evet. Tırnakla ilgili bir şeyimiz var tırnaklar mı? Tırnaklar şu an çok erken. Zarar görüyoruz canlı doku. Tamam. Canlı doku çok yakın. Tamam. Tırnaklar çok erken. Tamam kızım. Hepsini soralım. Hadi. Benim kızım. Bitti kızım. Kızım bitti. Oh minnoş ya. Şimdi ben sizin telefonunuzu alayım. Evet. Tamam. Benim minnoşum ya. Bitti Louis. Bitti değil mi? Bitti. Louis. Arkadaşlar Louis'nin muayenesi bitti. Gel bakalım. Evet. Ben alırım. Şunu da alalım. Arkadaşlar muayenemiz bitti. Biz birazdan Louis'nin iki tane damlası var. Birisi göz damlası arkadaşlar. Birisi de kulak damlası. Onları birazdan alacağız. Louis çok sağlıklı. Evet. Özellikle 4,5-5 aylar gelmeden önce yetişkin tuvalet eğitimi için dar alanda bir eğitim öneriyoruz. Burada işte mama kabı, su kabı, dışkıladığı işte pet vesaire bir alan, orada bir yattığı yastığı dar alanda algılama güçleri çok daha kuvvetli. Başka herhalde söyleyeceğimiz bir bu, şey var mı? Bu kaşınma için söylediğiniz damla günde bir şey spreyi bir kere. Günde bir kere yapın. Her tekrar gün. Etme olayını böyle bir hafta sonra, 10 gün sonra bir daha yapabilirsiniz. Eğer varsa ertesi gün birkaç gün sonra bir daha bir uygulama daha yapabilirsiniz. Anladım. Yavrular için zaten. Tamam. Anladım. O çok iyi olacak ama çünkü ben bile artık şey oluyor, o kaşınıyor, ben de kaşınmaya başlıyorum. Kendimi kaşıp duruyorum. O zaman biz o köpükten de rica edelim. Tabii. Ondan da alalım çünkü onun rahat olması çok önemli. Arkadaşlar köpüğümüzü de alıyoruz ve artık gidiyoruz değil mi Louis? Hadi bakalım. Bitti mi kızım? İyi misin? Canım benim ya. Hadi bakalım Louis. Evet ne düştü? Damlası düştü. Dur ben alayım. Louis dur kızım. Louis çok hareketlisin ya. Orada herhalde mama sıkışmış araya bir tane görüyor musun? Ha, evet, ona ulaşmaya çalışıyormuş. Ben de ne yapmaya çalışıyorum? Hadi gidelim. Hayır acıktığından değil. Onu bir kere o şey yaptı. İnat etti onu almaya çalışıyor. Evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Neler Louis aldın? Çok şey içeriye neler koydu. Kulak damlası aldık. Göz damlası aldık. Ay kızım bir dur. Ondan sonra vücudunu anne. Yıkayamadığımız için, temizliği için bir sprey, köpük daha doğrusu. Tamam. Bir de yine bir sprey var böyle pirelenmesi için, pirelenmemesi için. O kadar. Şimdilik onları uygun gördük, onları aldık. Daha çünkü küçüğüz. Dur. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Louis çok yoruldu ve artık kafesine onu koyduk uyusun diye. Yolda çok böyle şey oldu arkadaşlar, sıcaktan, sıcağı hiç sevmiyor. Bunlar herhalde arkadaşlar Pomeranian Bow cinsi köpekler, kış mevsimi hayvanları galiba arkadaşlar bildiğim kadarıyla. O yüzden sıcağı kesinlikle sevmiyor. Aynı bana çekmiş. Ben de kesinlikle sıcağı sevmiyorum arkadaşlar. Soğuk havalar benim daha çok hoşuma gidiyor. O da bana çekmiş galiba. Hiç uyumadı ya, çok uykusu vardı. Esneyip duruyordu. Zaten biz giderken de uykudan uyandırıp gitmiştik. Yani şu anda da uyuyor kafesinde, çok yoruldu. Bütün kontrollerini yaptırdık arkadaşlar. Evet doktorumuz, evet, şu an hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Doktorumuz bizi zaten randevularımızı kendisi oluşturacak. Gitmemiz gereken zamanlarda, aşı zamanlarımızda bize mesajlarını gönderecek. Biz ona göre zaten rutin gideceğiz, aşılarını yaptıracağız. Sevimli Prenses Louis'imizin arkadaşlar. Siz de orada gördünüz zaten, her şey yolunda gidiyor. Biz de çok mutlu olduk. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sıla ve Mira da şimdi evdeler arkadaşlar. Onlar da yeni geldiler ama yemek yemekle meşguller. Arka plandan merhaba diyebilirsiniz kızlar. Mira! Evet, onlar da okuldan yeni geldiler. Karınları da çok acıkmış. Onlara bir şeyler hazırladım aparatif hemen. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve lütfen Louis için beğenilerinizi gönderin. Prenses Louis için gelsin hepsi. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.